Sevgili öğrencilerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Köprüden sonra meslek hayatınıza uğurlamadan önce ufak hatırlatmaları yapalım diye toplandık. Eğer ben sizin yaşınızdayken bana böyle köprüden çıkmadan önce bir inme tanımı yapsalardı, şunu anlatırlardı. 24 saatten uzun süren ya da ölümle sonuçlanan diye başlayan bir cümle bugün için ne kadar anlamsız olduğunu görüyorsunuz. Yani bırakın saatleri, dakikaları hesaplıyoruz. Bir an önce reperfüzyon stratejileri uygulamak için akut inme hastalarında. Ama o zamanki tanım böyleydi. Yani 24 saatten uzun sürerse inme diyorduk ya da ölümle sonuçlanırsa inme diyorduk. Eğer düzelirse de geçici iskemik atak diyorduk. Tanı sadece anamnezde, klinikteki çok önemli bugün de konurdu. Hatta lomber ponksiyon yapardık. Eğer boz berrak gelirse iskemik inme tanısını koyardık. Kanamalı gelirse hemorajik inme tanısını koyardık. Bazen de şunu da düşünürdük. Kanama olduğu halde ventrikül açılmamış olabilir. Ondan berrak geldi gibi teorilerimiz de vardı. Ayrıca bir inme hastası yattığı zaman şöyle bakıldığını hatırlıyorum. Önce bir üzülürdük. Yani bu hastanın kaderiymiş gibi düşünüp risk faktörleri olan orta yaşlı ve ileri yaşlı bir hastada. Ondan sonra da rehabilitasyonlar ne kadar yarar görecek bilmiyorduk. Rehabilitasyon veriyorduk ve bir de aspirin verirdik sadece. Aspirini küçümsediğim için söylemiyorum. Bugün için de birçok hastaya veriyoruz ama başka hiçbir şeyimiz yoktu anlamında bunu söylüyorum. Şimdi bugün inme hastasına bakışımız nasıl? İnmenin önlenebilir bir hastalık olduğunu ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu biliyoruz. Şöyle bir sunum planı yaptım. Size verdiğim dersler, son zamanlarda kongrelerde, sempozyumlarda yaptığım konuşmalardan derlediğim, güncellediğim slaytlarla şöyle bir plan yaptım. Tanım ve kavramlardan kısaca bahsedeceğiz. Sonra akut dönem yaklaşımı, daha sonra sekonder koruma stratejileri ve madem bu kadar yenilikler oldu, nasıl organizasyon yapılıyor, neler gerekir bunları konuşacağız kısa kısa. İnme gelişmiş ülkelerde üçüncü ölüm nedeni, dünya genelinde de ikinci ölüm nedeni diye bilinir. Erişkin çağda da birinci sakatlık nedeni olduğunu biliyorsunuz. Hangi alanda çalışırsanız çalışın, çok önemli bir halk sağlığı problemi. 24 saatten daha uzun süren tanımı değişti, doku kriteri geldi. Yani mutlaka görüntüleme ile bir infarktı görmemiz lazım. Yani fokal serebral, en çok serebral ama spinal ve retinal diye de sayıyoruz. Bir infark nedeniyle ortaya çıkan nörolojik disfonksiyona inme adını veriyoruz. Eğer infark yoksa yine fokal serebral spinal ya da retinal bir iskeminin nedeni olduğu geçici nörolojik disfonksiyon varsa bunun da adı o zaman geçici iskemik atak adını alıyor. Neler yapıyoruz? Öğrencilerimizi öğretiyoruz, asistanlarımızı öğretiyoruz, ambulansta hasta taşıyan paramedikleri öğretiyoruz. Şu FAST testi diye geçiyor. İngilizce face, yüz, arm, kol, speech, konuşma, time, T demek. Onların baş harflerinden oluşuyor. Yüz, kol, konuşma testi. İnme geçirdiğinden şüphelendiğiniz bir hasta varsa ya da bir hastanız, bir insana, yakınınızdaki bir kişiye akut bir nörolojik bir tablo içine giriyorsa hasta, bir gülümse, bir dişlerini gösterir misin lütfen diyorsunuz ve ağzının bir tarafa kaydığını görüyorsunuz. Bir tarafını çekmediğini görüyorsunuz. Kollarını lütfen bir kaldır diyorsunuz. Bir kolu kalkıyor, biri kalkmıyor. Ne oldu bir anlat bakalım diye konuşmaya çalıştığın zaman da ya peltek konuşuyor, ya anlamsız sesler çıkarıyor, ya hiçbir şey konuşamıyor ama anlıyor, çok üzülüyor, gözlerinden yaş geliyor. Yani yüz kol konuşma testiyle büyük bir ihtimalle hastanın inme geçirdiğini o anda anlıyorsunuz ve zamanda beyindir diyerek 112'yi hemen arayıp hastayı uygun merkeze sevk için çaba gösteriyorsunuz. Uygun merkeze geldiğinde hızlı bir muayene, gerekli testler, burada ayrıntısına girmeyeceğim. En önemli nedir bizim konu, bize yardımcı olacak kılavuz inceleme, yardımcı inceleme? Görüntülemedir. Düz bir tomografide böyle kemik densitesine yakın, homojen, hiperdens bir alan gördüğümüz zaman bu bir kanamadır. Putaminal kanama, serebellar kanama burada görüyorsunuz. Yani kanama bir inme olduğunu hemen anlıyoruz. Ya da böyle hipodens bir alan görüyoruz. Subakut alan. Bu daha eski bir olaya ait. Böyle de bir şey görülebilir. Böyle teritoriyel yani bir damar alanına uygun hipodens alanı gördüğümüzde de infark, yerleşmiş bir infark olduğunu görüyoruz. Bakın akut inme
tanısıyla acil servise gelen ve bizi en çok heyecanlandıran hasta grubu ise şu: felç geçirdiği halde tomografide belirgin bir şey görmüyoruz. Veya çok dolaylı indirekt böyle bir ödem bulgusu görüyoruz. Çok burada ayrıntısına girmeye gerek yok. O zaman mesela sol tarafında felç olmuş bir hasta, tomografide çok belirgin bir bulgu yok. Yani yerleşmiş bir infark olmadığını görüyoruz. İskemik bir olay olduğunu anlıyoruz. Hemen bu hasta için sorduğumuz soru şu: acaba intravenöz tromboz için uygun mu bu hasta? Kriterler ne? Hematomun dışlanması, iskemik ilme tanısının konmuş olması, ölçülebilir bir nörolojik defisit olması ve semptom başlangıcının 4,5 saatten daha kısa sürede olması. Yani 4,5 saat ilk bakışta bize biraz uzun gibi gelebilir. Çünkü ne konuştuk yıllarca? Nöronlar 3-5 dakika oksijensiz ve glikozsuz kalmaya dayanabilirler. Tolere edemezler daha uzun süreyi ve ölürler, nekroz gelişir diyor. O zaman biz nasıl bir 4,5 saat oluşmuş? Yani hastanın beyninin neresini tedavi ediyoruz nöronlar 3 dakikada ölüyorsa? Bunları konuştuk. Tekrar bir hatırlatalım. Arkadaşlarım, ilk dakikalarda geriye dönüşsüz hasar gören ölen nöronal topluluk, ki buna iskemik çekirdek adı verilir, şu gördüğünüz koyu siyah bölge. Bununla kimse ilgilenmiyor. Ne çalışmaları yapan temel tıpçılar ne de biz klinisyenlerin ilgilendiren bir alan değil. Daha böyle periferde, daha çevrede normal kanlanan doku var. Biraz daha az kan alan doku var ama çok önemli bir doku şu: hastanın afazik ya da felç olmasına yol açtığı halde, metabolizması durduğu halde, elektriksel aktivitesi kaybolduğu halde, fonksiyonunu kaybettiği halde ölmemiş, can çekişen bir nöronal topluluk var. Penumbra, yarı aydınlık ya da yarı karanlık demek. Fotoğraf sanatçıları, uzay bilimcileri kullanırlar. Burada iskemik penumbra adını veriyoruz. Yani bunun önemi şu: eğer hastada bir penumbra varsa, bu penumbranın biz dakikalar, saatler, hatta günler boyunca canlı kalabildiğini görüyoruz. Bu kadar lineer, dairesel değil. Bunu eğitimde böyle kullanıyoruz ama daha böyle yamasal ve üç boyutlu bir düşünün. Bakın, bu insanlarda da gösterildi. Mesela difüzyon MR'da akut iskemiden kalıcı hasar gören bir nöronal topluluğu görürken, biz şurada kırmızı boyalı, perfüzyon MR denilen bir MR modalitesinde de kritik hipoperfüzyon alanını görüyoruz. O zaman ölmemiş ama kritik hipoperfüzyon alandan kalıcı hasar gören alanı çıkardığımız zaman da kurtarılabilir doku ortaya çıkmış oluyor. Böyle bir hasta şanslı hastadır. Yani perfüzyon MR'da, difüzyon MR'da uyumsuzluk varsa bu iskemik çekirdeği çevreleyen bir penumbra olduğunu ve hastanın tedavi edilebileceğini, bunun için saatler olduğunu gösterir. Klinik olarak daha da somut bir örnek verelim. Difüzyon MR çekilmiş sahih pratik bir hastada, afazik de olabilir bu hasta mesela. Aynı hastada perfüzyon MR'da daha büyük bir defekt var. Aynı hastada MR anjiyografide bakın, arteriyel cerebri medya tamamen tıkanmış, şurada görüyorsunuz. Bu hastaya birkaç saat içinde intravenöz trombolitik tedavi verildiğinde difüzyon lezyonu görüyoruz. Biraz büyümüş, çok ilgilenmiyoruz ama perfüzyon lezyonu tamamen kaybolmuş. Orta severi arterde bakın açılmış. Hastanın defisi de düzelmiş. Bunlar çok çarpıcı olgulardı. Ama bunda da kısıtlılıklar var. 4,5 saat bile olsa sonuçta bu kısa bir tedavi penceresi olabilir. Daha uzun bir tedavi penceresi olamaz mı diye devamlı çalışıyoruz. Rekanalizasyon oranları biraz istediğimiz gibi değil. Hele hele büyük bir arter, proksimal arter tıkacı varsa, mesela orta severi arterin M1 kökü gibi ya da internal karotis arterin ucu gibi, terminus kısmı gibi, onlar intravenöz tromboze çok fazla cevap vermiyorlar. O zaman da mesela bu hastada şöyle bir şey görebilirsiniz: kontrastsız BT'de böyle bir hiperdens MCA bulgusu deniyor buna. Hiperdens orta severi arter bulgusu demek. Böyle bir şey görürseniz ya orta severi arter tıkanmış demektir, ya da burada gördüğünüz gibi bu hastanın kateter anjiyografisi internal karis arteri kökten tıkanmış demektir. İlk saatlerde bu hastadan bakın mekanik trombektomi ile kateterizasyonla şu büyüklükte, uzunlukta böyle kompakt bir trombüs çıkartılabiliyor. Aynı hastaya aynı anda bir de stentleme yapılmış, o damar tekrar çökmesin diye. Mekanik trombektomi için de 6 saat vaktimiz var. Yani intravenöz TP almakta olan bir hasta eğer
İntravenöz trombolizin yeterli olmayacağı izlenimini bize veriyorsa, 6 saate kadar vaktimiz olmak üzere proksimal bir oklüzyonda gösteriyorsak mekanik trombektomi yapabiliriz. Birçok hastaya en kapsamlı merkezlerde bile hala %100 zaten hastalarda endikasyonda olmuyor. İntravenöz tromboliz ya da mekanik trombektomi yapılamayabilir. O zaman aspirin yararlıdır. Ben bir tek üzüldük bir de aspirin verdik dedim ama aspiri küçümsemeyelim. 300 miligram yükleme dozu, ondan sonra günde 80 ya da 100 miligram düşük dozla ömür boyu idame doz veriyoruz hastalara. Akut dönemde de ilk gün yüklenerek verildiği takdirde 15 gün içinde hem mortaliteyi hem morbiditeyi azaldığını aspirinin biliyoruz. Ama tekrar ediyorum, intravenöz tromboliz ya da mekanik trombektomiye alternatif tedavi değildir. Bunları yapamıyorsak aspirin, antiergan ya da diğer tedavileri düşünmemiz gerekir diye bir kere daha vurgu yapalım. Bir kavram daha vardı, stajlarda konuşmuştuk hatırlarsanız. İskemik minör bir inme varsa ya da çok yüksek riskli bir geçiş iskemik atak varsa bu hastalarda kısa sürede bir majör iskemik inme gelişmesin diye ikili antiergan verdiğimizi hatırlarsınız. Yani daha fazla trombositler etki yapsın, akut dönemde o agresif trombositleri daha fazla kırsın, fibrinojene yapışmasın, damar entrede yapışmasın diye bir mantıkla bunlar denendi. Fakat şu görüldü çalışmalarda, bu ikili antiergan tedavinin bu kombinasyonu zamanında bırakmak, yerinde kullanmak çok önemli. Çünkü çok uzun tutarsanız aylar, yıllar gibi antiergan etkisi azaldı gibi olay stabilize olduğu zaman kanama başta olmak üzere majör yan etkiler ortaya çıkıyor. Bununla ilgili dünya çapında çalışmalar var. Bizim merkezimiz de bu çalışmalarda adı var. Özetle şunu söyleyeceğim. Eğer minör bir olayda, yüksek riskli bir olayda majör bir iskemik inme gelişmesi diye iki tane antiergan tedavi, aspirin ve klopidogrel veriyorsanız bunu 21 gün boyunca vereceksiniz. İlk gün yükleme dozları bunlar. Daha sonra 21 gün boyunca idame dozları. Sonra 21 gün sonra bunlardan biri keserek diğeriyle ömür boyu devam diye bir anlayışımız var. Bundan sonra ya çalışmalar yapan merkezlere gideceksiniz ya da çalışmaları okuyacaksınız ya siz hastalarınızı randomize edeceksiniz ya da randomize edilen hastalarıyla ilgili çalışmaları iyi okuyup anlayacaksınız. Tedavi edecek hasta sayısı diye bir kavramımız var. Yani ne kadar çok bir hastayı tedavi etmek için ne kadar hastaya ilaç vermek lazım onu söyleyeceğim. Bakın burada intravenöz trombolik tedavi çok kanıtlanmış bir tedavi. Her 8 kişiden biri tam iyileşiyor. 3 kişiden biri de iyileşiyor. 30 kişiden biri de zarar görüyor. Yani ne anlıyoruz? Bu tedavi etkili ve güvenli bir tedavi olduğunu anlıyoruz. Hatırlamanız gereken bir konu da şu arkadaşlar. Akut iskemik inmede kan basıncı çok fazla dokunmayacaksınız. 220-100 milimetre geçmedikçe ellemeyeceksiniz. Ancak intravenöz tromboliz yapılacaksa bu biraz daha aşağı çekilebilir. Sekonder korumadan da kısaca bahsedelim. Burada risk faktörlerinin kontrolü çok önemli. Hangi ilacı verirseniz verin, 140 ile 90 milimetre civarının altında tutmanız lazım. İskemik inme geçirmiş bir hastada da aynı MI geçirmiş hastalarda olduğu gibi LDL kolesterol düzeyinin 100 miligram desitrenin altında olması lazım. Sigarayı bıraktırmanız lazım. Egzersiz yapması lazım. Kilo almaması lazım gibi risk faktörleri modifikasyonu çok çok önemlidir. Bunun dışında antiergan tedavi, antikoagülan tedavi, revaskülizasyon modaliteleri var. İskemik inme alt tiplerine göre bunlara karar veriyoruz. Yani bir hatırlarsanız büyük damar aterosklerozu, yani biraz önce gösterdiğim örneklerde olduğu gibi inmeyi açıklayan arterde %50 ve daha fazla bir stenoz varsa bu büyük damar aterosklerozudur. Yani nedeni budur. Eğer büyük damarlarda bir sorun yoksa 50-150 mikron çapında perforan arterlerde bir tıkanma varsa bu küçük damar hastalığıdır. Eğer ikisi de yoksa atrial fibrilasyon başta olmak üzere bir kardiyak sorun varsa o zaman kardiyembolik inme diyoruz. Hiçbir nedeni bulamayabiliriz en azından başta inceleme döneminde ya da bambaşka diğer genetik hastalıklar, hematolojik hastalıklar olabilir. Onlara bağlı inme olabilir. Evet, bakın burada internal karis arter ileri derece dar.
Burada da hem düşük akım mekanizması ile gelişebilen infarktlar olduğu gibi mikro embolizasyonlarla da gelişen infarktları görüyorsunuz. Bu hastada mesela hem anteorgan tedavi vermek lazım hem de semptomatik çok ileri derecede bir darlık olduğu için revaskülarizasyon yapmak lazım. Yani stentleme ya da endarterektomi yapılabilir. Kısa sürede bakın bu hastada görüyorsunuz ne kadar ileri bir darlık var. Stentleme yapılmış. Kısa sürede yapılırsa çok yarar görüyor. %70 ve üstü darlık varsa semptomatik hastada bunları düşünebilirsiniz. Özetle kardiyoembolik olmayan ilmi ya da geç iskemik atak olgularında düşük doz aspirin ya da clopidogrel tek dozu var zaten. Ya bunu ya bunu ömür boyu verirsiniz. Küçük damar hastalığında da birçok farklı mekanizma ile gelişebilir. Parent arter dediğimiz ana arterin mesela küçük damarın çıktığı ağzında bir aterosklerotik plak olabilir ya da bir emboli olabilir ama en çok intrinsik küçük de yani perforan arterin primer intrinsik hastalığı sonucu gelişir. Lipohiyalin dejenerasyon dediğimiz bir fibrinoid nekroz ortaya çıkar. O zaman da mesela böyle küçük enfarktları görüyoruz. Pons'ta şöyle küçük bir enfarkt, koronariyatta da böyle MR'da böyle bir enfarkt. Ayrıca daha yaygın da görebiliriz. Bunlar mesela inkomplet infarktlardan hipoperfüze küçük damarlar bu görüntüyü sağlar diyenler de var. Daha yeni bir teori bu bozulan küçük damarların endotel hasar sonucu damar içeriğinin sızmalarıyla bu görüntüler oluşuyor diyenler var. Nitekim mesela böyle küçük damar hastalarında şöyle mikro kanamalara da rastlayabilirsiniz. Yani biraz önce gösterdiğim gibi fokal lezyonlar, laküner infarktlar dışında böyle yaygın lezyonlarda küçük damar hastalığında görebilirsiniz. Aslında küçük damar hastalığında büyük damar hastalığındaki gibi etkisini çok fazla bilmiyoruz ama geleneksel bir yaklaşım diyeyim. Geçmişten bu yana bir küçük doz anteorgan tedavi bunlar da veriliyor. Risk faktörlerinin modifikasyonu çok daha önemli olmak üzere tekrar vurguluyor. Peki bu hastalığı ne düşünelim? Serebellumda solda lezyon var, sağda var, önde var eski lezyon, arkada var, karşı tarafta yeni lezyon. Yani farklı damar alanlarında eski ve yeni infarklar o zaman kardiyembolik ilme düşünüyoruz. Burada da tedavide hatırlatalım hemen. 65 yaş üstünde oral antikoagülan verilir diye bir akış şeması var. Bu Kanada, burada görüyorsunuz, okumanızı tavsiye ederim. Kanada kılavuzu, 2020 kılavuzu. Kardiyologlar anteorgan tedavi verebiliyorlar. Hatta hiçbir antitrombotik tedavi vermeyebiliyorlar. Çünkü onların risk grupları farklı. Ama nöroloji açısından söyleyeceğim, bizim baktığımız hastalar bir kere çoğunlukla 65 yaş üstü olduğu gibi oral antikoagülan zorunlu zaten var. Bakın bize gelen hastalar zaten inme ya da geç iskemik atak öyküsü olan hastalar olduğu için bir anda yıllık risk ne kadar yükseliyor AFL'li bir hastada yıllık inme riski. Biz direkt oral antikoagülan veriyoruz. Yani tekrar ediyorum. Geç iskemik atak ya da iskemik inme geçirmiş bir atrial fibrilasyon hastasında antiagregan tedavinin, aspirinin, clopidogrelin yeri yoktur. Mutlaka oral antikoagülan verilir. Neler var elimizde? Çok eski bir geçmişe sahip vitamin K antagonisti warfarin var. Ayrıca da non vitamin K antagonisti oral antikoagülanlar var. Dabigatran, apixaban, rivaroxaban ve edoxaban olduğunu biliyoruz. Warfarin valvüler AF'de endikedir. Mekanik protez, kapak ve orta ağır mitral stenoz valvüler AF olarak tanımlandı en son. NOAK'larda non valvüler AF'de verilir. Warfarin ayrıca bunda da verilir. Yani warfarin hem valvüler hem non valvüler AF'de verilir. NOAK'lar bugünkü bilgilerimiz ve çalışma sonuçlarına göre sadece non valvüler AF hastalarında verilir. Evet, eğer warfarin vereceksek iğne 2-3 arasında tutmak üzere kullanıyoruz. NOAK'ların warfarin ile yapılan çalışmaları, hepsinin ayrı ayrı çalışmaları oldu. Warfarin ile NOAK'ların her birinin. Ayrıca bunların meta analizlerinde görülen şu ki, sistemik emboliz ve inme riskini %20 oranında azaltıyorlar. Kanamalık inme yani hemorajik inme riskini de %51 azaltıyorlar. Bu büyük bir üstünlük kabul edildi. Ve daha çok warfarin bugün non valvüler AF hastalığında daha çok tercih ediliyor. Dünya çapında bu böyle bir eğilim var. Dabigatran 2 dozu var. Direkt trombin inhibitörü.
Faktör 10 aynı vitörleri divaroxaban tek doz 20 mg verilir. Apixaban 2 çarpı 5 mg verilir. Edoxaban da günde tek doz verilir. 60 mg ve 30 mg dozlar olmak üzere. Şimdi renal atılımla metabolize oldukları için renal fonksiyona göre NOAC kullanımı diyoruz ama aslında şu renal fonksiyonunu çıkarsanız da NOAC kullanımı başlığıyla bu tabloyu inceleyebilirsiniz. Çok yine aynı European Heart Journal'dan alınan bir şey bu yayın. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Bakın normal doz aralıklarını görüyorsunuz. Hangi koşullarda eğer kreatinin kliransı 50 mililitrenin altındaysa dabigatran için söylüyorum. 80 yaş üstündeyse ya da bir de ek bir kanama risk faktörü varsa mesela verapamil falan kullanıyorsa o zaman düşük doz verilebilir. Rivaroxaban şeye kadar kreatinin kliransı 30 mililitre dekaya kadar bu dozda 50'ye kadar 1 çarpı 20 miligram verilir. 50 ile 30 arasında 1 çarpı 15 miligram verilir. Edoxaban'da da 1 çarpı 60 miligram ama eğer vücut ağırlığı düşükse bir de bunun serum düzeyini artıracak başka bir ilaç kullanıyorsa o zaman daha düşük doz kullanılabilir. 1 çarpı 30 miligram kullanılabilir. Burada da bunu görüyorsunuz. Apixaban'da da çok sık yapılan bir hata aklınızda olsun. 80 yaş üstü olunca hemen düşük doza geçiliyor. Halbuki 80 yaş üstü 60 kilonun altı ve serum kreatinin 1,5 miligram bölgesi değerleri yani parametrelerinden bu 3 parametrenin ikisi varsa düşük doz verilir. Çok yanlış yere yaygın olarak düşük doz kullanıldığını görüyoruz. O zaman da iskemik ivme riski böyle hastalara artıyor. Peki madem böyle değişiklikler oldu. Çok önemli gelişmeler oldu. Hem akut dönemde hem de sekonder korumada yeni ilaçlar bulundu. 50 yıllık warfarin alternatif bir sürü daha süperiyor ilaçlar bulundu. Bu hastalara nasıl organizasyon yapılması gerekir? Hayat kurtaran zincir diye bir şeyden bahsediliyor. İvmenin fark edilmesini konuştuk. Başlıca FAS testi olmak üzere. Transportu çok önemli. Acil servise gelen bir hastada görüntüleme çok önemli. Akut dönem tedavilerinin trombotik tedavi ya da mekanik trombektomi neyi hak ediyorsa verilmesi çok önemli. Sonra hastalığın inme ünitesine yatması, erken rehabilitasyonun başlaması, daha sonra da yeni bir inme vakası olmasın diye sekonder korunma stratejilerinin oturtulması çok önemli. Şundan bahsedeceğim, genel inme servislerinde bu hastalar yatmıyorlar artık. Yani inme ünitesi dediğimiz 4-6 yataklı ünitelerde. Bu üniteye bakan inme konusunda deneyimli doktorlar, inme konusunda eğitimli hemşireler ve personel çalışıyor. Eğer çok fazla parametre var, protokolleri var, sayfalarca ruhsatlar ona göre alınıyor ama çok basitçe özetleyecek olursam, mesela sadece trombotik tedavi yapılabilen ayrı bir oda varsa bu inme ünitesidir. Ama inme ekibinin çalıştığı ve trombotik tedavi dışında mekanik trombektomi yapılan ve ilgili bütün konsültanlara ulaşılabilen 24 saat boyunca bir yapılanma varsa o zaman kapsamlı inme merkezi diyoruz. İnme ekibi de rotasyonlar halinde değişen ekiplerden bahsediyoruz. Bakın ileride neyi konuşacağız? Belki sizler anlatırken benim yerimde öğrencilerinize bunları söylersiniz. Bu bir mobil inme ünitesi. İnme geçen bir hastanın kapısında şöyle bir ambulans geliyor. İçini merak ediyorsanız gösterelim ambulans içinde neler varmış. Bir tomografi var, laboratuvar var, paramedik var, nörolog var, radyolog var. Gerekirse burada çekilen filmlerin radyoloğa ya da nöroloğa gösterildiği bir teleradyoloji sistemi var. %2,5-5 oranında iken bütün dünya genelinde intravenöz trombotik tedavi oranı böyle bir yapılanmayla %51'e çıktı arkadaşlar. Ama takdir edersiniz ki hangi ülke olursa olsun, hangi altyapı olursa olsun, hangi organizasyon olursa olsun yaygınlaşması zor ama bunlar konuşuluyor. Almanya ve İspanya başı çekmişti. Hala da konuşuluyor. Böyle uygulamalar da var. Gelecekte daha çok konuşacağız. Gelecekte daha çok tele inmeyi konuşacağız. Kılavuzlara da geçti. Yani inme konusunda deneyimli bir ekibin olduğu bir merkeze periferden bağlanarak, görüntülü bağlanarak vakaların danışıldığı ve hastaların tedavisine karar verildiği tele inme organizasyonları.
Bunlar yoksa bile sadece bildiğimiz bizim yıllardır uyguladığımız zaten 24 saat telefon konsantrasyonu bile çok yararlı oldu artık anlaşıldı. Yani inme konusunda bir eksper kişi olmasa bile herhangi bir klinisyenin inme hastasını görmesi, muayene etmesi, telefonla görüntülü mesela bir uzmana danışmasıyla aynı kalitede inme tedavisi doğru olarak akut dönem tedavileri yapılabilir, gerçekleştirebilir. Sabı var. Şimdi günümüzde şöyle bir transport sistemi var. Hasta herhangi bir şekilde ambulansla ya da taksi ya da ailesiyle hatta yürüyerek eğer minör bir olaysa en yakın hastaneye gidiyor. En yakın hastanede bakılıyor. Belki bir tomografi çekiliyor. Ondan sonra bir ilaç veriliyor. Fakat daha sonra ileri bir merkeze gönderiyor. Bu merkez primer inme merkezi olabiliyor ya da kapsamlı inme merkezi olabiliyor. Bu aslında yanlış bir sistem. İdeal olan şu, hastanın yapılandırılmış bir organize sevk sistemiyle, alarm sistemiyle primer bir inme merkezine gitmesi lazım. Burada trombotik tedavi yapılabilir, hasta burada tedavi edilebilir, kalabilir. Veya trombotik tedavi başlanabilir ama mesela mekanik trombektomi endikasyonu konabilir. Ama bu merkezde bu yapılamadığı için mekanik trombektomi yapılabileceği kapsamlı bir inme merkezine bu hasta gönderebilir. Drip and ship diye bu geçti. Tak gönder dedik biz de dernek olarak tutan bir kavram. Yani serumla intravenöz trombotik tedaviyi başlayıp daha başka bir kapsamlı inme merkezine hastayı gönderme tarzında bir organizasyon. Sonra hasta burada kalabilir veya tedavisi tamamlandıktan sonra geri gönderilebilir. Gelen hasta yerine. Ya da hasta direkt olarak kapsamlı inme merkezine gelebilir. Evet, Avrupa İnme Aksiyon Planı diye bir organizasyon 2018 yılında yayınlandı kılavuz. 2018'de durum ne? Bütün Avrupa'da 2030'da ne olması lazım diye olması gereken asgari koşulları yazdı. Bu o grupta benim adımı da görüyorsunuz. Gururla paylaşırım. 9 Eylül Üniversitesi de var bu kılavuzda. Hedeflenen şunlar. 2030'da bir kere en az inme oranı %10 azaltılsın bütün bu çabalarla. %90 veya daha fazla inme hastası inme ünitesinde bakımı yapılsın. Genel nöroloji serviste değil. İntravenöz trombolizde semptom iğne zamanı 120 dakikanın altına düşsün. Aynı şey mekanik trombektomi için de geçerli. İntravenöz tromboliz oranları %2,5-5'ten %15'in üstüne çıksın. Endovasküler tedavi oranları çok düşük, %5'in üstüne çıksın. Yani zaten bunlar az hasta yapılıyor. Hak eden hastalar kaçırılmasın anlamında bu rakamlar söyleniyor. Özetleyecek olursak, inme önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Akut iskemik inmede kan basıncı hızla düşürülmemelidir. İlk 4,5 saatte intravenöz tedavi etkili ve güvenlidir. İlk 6 saatte mekanik trombektomi etkili ve güvenlidir. Aterotrombotik inme korumasında antiagregan tedavi verilir. Akut minör inmelerde ikili antiagregan tedavi yararlıdır ama 3 hafta sürmelidir, sonra teke düşülmelidir. Kardiyoembolizm korumasında antikoagülan tedavi uygulanır. İnme hastalarına özelleşmiş merkezlerde bakım verilmelidir. Yapılandırılmış sevk sistemi bu gelişmelere uygun biçimde geliştirilmelidir diye birkaç cümlede bütün anlattıklarımı özetledim. 30 dakika bir hatırlatma yaptık. Hepinize meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Evet, soru var mı diye bakıyoruz. WhatsApp'tan bana soru var mı diye bakıyorum. Evet, şu ana kadar bir soru gelmemiş. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.